Evet, selamun aleyküm. Evet sevgili aracı dostlar. Şöyle bir şey oldu bu yıl. Bu yıl mevsimler gerçekten bu son aylarımız geçen yılın Kasım, Aralık ve bu yılda Ocak ayına hemen hemen 15'ine kadar falan bu sıcaklıkta bağlandı. Arılar salkıma girmedi. Girmediğinden dolayı uçuşlar çok oldu. Bu uçuşların neticesinde arı polene gitti, suya gitti vesaire, nektara gitti. Normalde Mart-Nisan aylarında çalışacak olan arı ne yaptı? Çok erken bir zamanda çalışmak zorunda kaldı. Arıyı kovana da kilitleyecek halimiz yok. Dolayısıyla yani kek ve yerine göre belki de şuruplama yapılması gerekti. Şimdi şu vardır, yani şöyle bir algı var. Yani bu mevsimde arı açılmaz, bu mevsimde arıya şerbet verilmez, işte kek verilmez. Arkadaşlar, bu tamamıyla arıcının yorumuna kalmış. Eğer arıcı arısını doğru yorumlarsa doğru bir netice alır. Eğer yanlış yorumlarsa, yani böyle kalıplaşmış bilgilerle arıcılık yaparsa o şekilde ne olur? Arısını ölüme terk eder. Dolayısıyla Mart'tan Nisan'da çalışacak olan arılar, işçi tarlacı arılar bu mevsimde çalıştı ve hayat ömürleri bitti. Biz de bakım ve destekleme yapmayınca ne olacak? Kraliçe arı yumurtaya girmeyecek. Yani yeterli sayıda yumurtaya atmayacak. Kovanlarımız ya Mart'a, Nisan'a hiç çıkmayacak veyahut da çok zayıf bir şekilde çıkacak. Ondan sonra artı bir yük sırtımıza zaten arıcının. Dolayısıyla arkadaşlar, yani erkenden önlemini alması lazım arıcının. Yani bu tür bilgileri paylaşan arkadaşlarımızı desteklemek lazım. Ne manada? Eğer kendimizin böyle bir bilgisi yok ise, tecrübemiz yok ise, bu YouTube'da olsun, internet ortamında, sosyal medyada olsun, bu tür yayınları yapan arkadaşlara gerçekten kulak vermek lazım. En azından bölgesini, kendi bu bölgeyle kendi bölgesini, o bakımla kendi yöresindeki bakımı eşleştirmesi lazım. Eğer sonuçlar birbirine yakın ise, tutuyorsa, gerçekten aynı şekilde bakımlarını yapmasında hiçbir sakınca yoktur. Evet, doğrudur. Mesela bu mevsimde arı açılmaz. Neden açılmaz? Havalar soğuk olur. Arı salkıma girmiştir. Ve arı salkıma girdiği zaman da sizlere kek, şerbet ne verirseniz verin, hiçbir faydası yok. Çünkü arı salkımdan çözülüp çıkıp ne kek yer ne de şurup alır. Ama mevsim ilerlemiş olsa, Martlarda, Nisanlarda soğuk hava etse de kek verseniz, arı zaten mevcudu vardır. Kovanı çok rahat ısıtabiliyor. O zaman keki de tüketir, şerbeti de tüketir. Sorun olmaz. Ama bu mevsimde mevcut fazla olmadığından dolayı arılarımıza sıcak havalar haricinde yüklenmek doğru değildir. Dolayısıyla Ocak 15'e kadar bu arada çok güzel havalar etti. Ta Kasım, Aralık, Ocak, evet. Bu arada yani arıya doğru manada müdahale edilen arılar, doğru şekilde müdahale edilen bakımlarla eminim ki arıcılarımızın, yani müdahale edenlerin %80'i, %90'ı bu şekilde inşallah Mart'tan Nisan'da iyi bir mevcutla çıkacak. Bunu kendi arılığımdan biliyorum. En bariz ve diğer arkadaşlara da, mücadele eden arkadaşlara da bakıyoruz. İnşallah onlar da mücadelesini yapmış, iyi bir sonuç alacaktır. Durumlar böyle arkadaşlar. İnşallah bu havalar geçer, tekrar arılarımıza bakım yapmak nasip olur. Yine hep beraberce bakacağız. Hep beraber kovanlarımızı bal sezonunu hazırlayacağız. İnşallah hep beraber bilgi akışında, birbirimize karşı bilgi akışında bulunacağız. En önemli de olan konu da bence budur. Herkes elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çünkü herkesin arıyı yorumlaması çok farklıdır.
Herkesin kitap okuması, yani bir kitap gibi arayı okuması farklıdır. Dolayısıyla herkesin bilgisi diğerinden muhakkak üstündür. Yani illaki o diğer bir arıcıda bir püf noktası arayan kişi bulur. Dolayısıyla birbirimizden istifade etmemiz gerekiyor. Arıcıların birlik olması gerekiyor. Dayanışma içinde olması gerekiyor. Bilgi alışverişinde olması gerekiyor. Onun için buradan tekrar bütün arıcı arkadaşlarıma, dostlarıma Rize'den kucak dolusu selam, sevgi gönderiyorum.